Süper Lig'de şampiyon olacak takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Ancak İstanbul'daki Chelsea-Manchester City finalinden çıkacak sonuç bu durumu değiştirebilir. Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligin 39. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, en yakın takipçisinin 5 puan önünde liderliği sürdürüyor. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ancak Süper Lig şampiyonunun Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılım sağlaması için Şampiyonlar Ligi finalinde alınacak sonuçta belirleyici olacak. Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt olarak katılıp katılmayacağını belirleyecek. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk 4 sırada tamamlayamazsa bu sezonun Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak. Yarı finalde Real Madrid'i eleyerek finale yükselen Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor. Diğer finalist Manchester City kendi ligindeki konumu itibariyle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım hakkı sağlamayı garantilediği için Devler Ligi'nde şampiyon olmasının Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynaması gibi bir duruma yol açmayacağı kesinleşmiş durumda. Türkiye Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon son olarak ve de bu bekleyen sonuçların oluşması koşuluna bağlı olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılabilecek. Gelecek sezondan itibarense yeni ülke puanı gereği her koşulda ön eleme oynaması gerekecek.